Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle şöyle mor mor pers kalkanlarından başlamak istedim. Biliyorsunuz moru çok seviyorum. Yani şöyle bakın, dün nasıldı, bugün nasıl? Şöyle dün izlediyseniz arkadaşlar, dün böyle eğikti, boynu büküktü. Dedim ya kargoda hani gelirken o şekilde olmuşlardı. Şöyle çok güzel hepsi. Şöyle bakın renklerini muhteşem arkadaşlar. Bu tür suyu çok seviyor. Bu çiçek arkadaşlar sürekli böyle nemli kalması kalması gerekiyor toprağının. Şöyle bakın. Balkonda içeride olabilir. Tabii içeride olursa bol ışık alması gerekiyor. Böyle bu fidelerim var. Tabii isteyen arkadaşlar da oldu. Daha ayıramadım. Bayramdan sonraki gidecek olanlara. Şöyle bunlar 100 TL. Bunlar da bakın şöyle yaprakları eğilmişti. Biraz biraz toparlandılar. Tabii ki yine sulamam gerekiyor. Akşam begonyalar susuzluğa dayanmıyor ve çok sıcak arkadaşlar. Aşırı bir sıcak var. Gövdeleri çok güzel. Şöyle bakın dolu dolu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel formda geldi. Havalar sıcak olduğu için ister istemez şöyle gelirken havasız kalıyor tabii çiçekler. Biraz formu bozuluyor. Şöyle bu şekilde bakın. Bunları tabii ki sulamam gerekiyor. Şöyle. Bunlar da 100 TL arkadaşlar. Şöyle belki bunları saksı içine de alabilirim. Çünkü bardaklara biraz zor sığdı ve çabuk toprakları kuruyor. Şöyle şu zamiyalar var elimde. Şöyle göstereyim. Şöyle 250 TL arkadaşlar. Zamiya. Bunlar yeşil zamiya. Şöyle göstereyim. Bu şekilde 250. Şöyle yaprakları temizlenince çok güzel parlak parlak oluyor. Ben önceden böyle hafif bir zeytinyağı nemli bezi sürüp damlatıp o şekilde siliyordum. Harika parlıyordu yaprakları. Şöyle zaten parlak yapraklı bir bitki. Şunlar var. Bunlar da bayağı bir hani isteyen arkadaşlar oldu. Şöyle bunları da inşallah akşam sulayacağım. Şöyle bunlar da parlak yapraklı. Şöyle dikensiz milli, dikenli türleri sevmeyenler için. Şöyle çok güzel bir tür. Sürekli çiçek açan bir tür arkadaşlar. Şöyle yine çiçeklerini sizlere göstereyim. Bu şekilde bakın. Şöyle tam kırmızı değil, nar çiçeği renginde, turuncu renkte. Şu şekilde. Şöyle düğmeli gibi çok tatlı çiçekleri var. Bu şekilde açıyor bunlar da. 80 TL fidelerim. Şöyle devam edeyim arkadaşlar. Şurada birkinim var. Bu da çok güzel formda. Şöyle 200 TL fiyatı. Bu şekilde. Şöyle verigata yapraklı dua çiçeğim var. Bu 120 TL bunun fiyatı. Şöyle yaprakları verigata oluyor. Şöyle difenbahya var. 250 onun küçük boyu var. Bu da susamış tabii ki. Şöyle bu da 100 TL arkadaşlar. Şurada aglonemam var. Şöyle 150 TL fiyatı. Şekilde. Burada şöyle sarmaşık begonyalar var. Bunlar da nemli toprağı çok seviyor. Şöyle şu şekilde. O yüzden hep sürekli bakıyorum, kontrol ediyorum. Kurumasınlar diye. Şöyle burada gelin telleri var arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bunlar da fiyat olarak 100 TL. Burada özel tür Rosalinda, şöyle sardunyalarım var, fidelerim köklü arkadaşlar. Bunun da çiçekleri çok güzel oluyor, böyle top top şeklinde katlı katlı gül açıyor, pembe, açık pembe değil, biraz koyu pembe açıyor. Çok güzel bir tür, bu da özel türlerden. Bunlar 120 arkadaşlar, kaçırmayın derim. Şöyle güzel fidelerim. Bunlar 120. Hatta durumdan da paylaştım. Telefon numaram varsa oradan da takip edebilirsiniz. O şekilde. Şurada
Yine aglonemaların devamı var. Şu bonsai şeklinde, şu şekilde. Şöyle bakın. Bu 250 arkadaşlar. Şu 100 TL bunun fiyatı. Şunun fiyatı 100 TL. Şöyle şurada şöyle göstereyim. Bakın. Şu 150 TL arkadaşlar. Şöyle aglonema. Bunu da buraya alalım. Şurada bir tane Diffenbachia reflektör çiçeğim var. Bakın bıcır bıcır bir sürü yavruları var arkadaşlar. Şöyle yeni gelen yaprakları tabii ki daha güzel. Her zaman söylüyorum. Bakın benim de var. En küçük boyunu ayırmıştım kendime. Rafa sığmıyor. Yaprak eğildi. Şöyle yeni gelen yaprakları bu şekilde oluyor. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Harika duruyor gerçekten de. Sanki led yanıyormuş gibi yaprağın içinden şurası. Çok güzel maşallah. Bunun kapandı arkadaşlar. Şöyle reflektörüm. Bu şekilde. Bu da aynı türden. Şöyle göstereyim. Şurada kalp kalbi arkadaşlar. Yine çelik olarak bayramdan sonra satışım olacak. Şöyle göstereyim. İnşallah. Yani bir hafta sonra tekrar satışta olacak. Çelik olarak 25 TL arkadaşlar. Havalar sıcak olduğu için direkt ekebilirsiniz. Çünkü çok sıcak olduğu için suda erime yapabiliyor. Şöyle şu var tek olarak. Episkiyam turuncu açan. Şöyle simli arkadaşlar bunun yaprakları. Şöyle bakın. Çok güzel bir tür. Şöyle elimde şu anda kohleralarım yok satışta. Bunlar biraz daha küçükler. Büyümesini bekliyorum. Burada ektiğim rizomlarım var. Bakın yeni yeni arkadaşlar görüyor musunuz? Herhalde 2 hafta oldu. Şöyle yeni yeni filizlenmeye başlamış. Bunları da inşallah akşam sulayacağım. Böyle hafif hafif suluyorum 2 günde bir. Şöyle bakın. Bazıları filizlenmeye başlamış. Bakın. Şuradan da şöyle bu şekilde. Şu Meryem Hanım'ın bu köye gideceği için PTT kargo ile gönderim yapacağım için o yüzden beklettim. Bayram girdi araya. Şöyle onu da inşallah bayramdan sonra göndereceğim. Bakın begonyalar susuzluğa dayanmıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz ne hale gelmiş? Susamış. Bu şekilde. O yüzden üstüne basa basa söylüyorum. Begonyalar nemli toprağı çok seviyor ve yaz aylarında şöyle altına bir kap koyun arkadaşlar. Herhangi bir kap olsun. Şuradan sulamasını yapın. Şuraya su dökün. Bir bardak, 2 bardak hani oradan emiyor suyunu. Daha güzel oluyor çiçekler. En azından üstü kuru kalıyor. Alttan kökler emince şöyle hani çürüme olmuyor kesinlikle. Bakın şu kızım yeni yaprağını açtı ve yeni yaprak daha geliyor inşallah. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şu aglonemanın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Bu da satışta. Şöyle devam edeyim. Bugün kargolarım var. Son kargolarım. Şöyle yine bir kargo hazırlıkları yaptım. Tabii içeri sığmadı salona. Sabah da yine siparişler geldi. Onları da inşallah bugün göndereceğim. Şöyle Selma Hanım'ın bu. Bundan inşallah bakalım gelirse bayramdan sonra satışa koyacağım. Ama hiç belli değil yani. Buradaki çiçekçiye söyledim. Dedim varsa dedim hani benim için de alıp getirir misiniz? 10 adet almak istiyorum. Çok güzel bir tür şu şekilde. Gelirse inşallah satışta olacak arkadaşlar. Selma Hanım'ın şu da aynı şekilde şöyle köklendi. Çok güzel bir haftada köklendi. Şöyle yaprak güzeli. Şöyle bir tane dikensiz millisi var. Böyle bunları inşallah göndereceğim. Selma Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüksün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bunu da altına kap koydum. Şöyle su koydum. Hemen emdi, susamıştı. Şurada da bu siparişim de yeni geldi Ayşe teyzeciğimden. Şöyle 2 tane köklenmiş, şöyle katlı açan,
cam güzellerinden. Renkleri belli değil, o yüzden almak istedi. Şöyle saksı içinde, şöyle yaprak. Bu da cam güzeli arkadaşlar. Bu pembe, bunun rengi zaten belli. Bunu da göndereceğim. Şöyle bir tane kohlerası var. Şöyle turuncu açan episkiyası var. Şöyle bir tane menekşesi var. Bir tane kırmızı açan, şöyle tomurcukta. Köklü bir şekilde saksıdan söktüm ve kocaman bir rizomu vardı. O şekilde şöyle bardağa geçirdim. Bakın zaten şuradan rizom belli oluyor. Kırmızı. Bunu göndereceğim. Bir de böyle rizomdan çıkan bir bebek. Bunu göndereceğim. Bu şekilde. Ayşe teyzeciğim, sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar şöyle Nursel ablacığımın, şöyle dedim ablacığım göndereyim. Havalar çok sıcak. Ben de bayramda yokum. Bayramın ikinci günü inşallah Karasu'ya gideceğiz. O yüzden hani çiçekleriniz kalmasın. İnanın hani kendi çiçeğime bir şey olsa hani o kadar üzülmem ama sizin çiçekleriniz emanet olunca ister istemez aklım kalıyor. Şöyle Red Cupra bunun ismi. Bu şekilde çok güzel bir tür arkadaşlar. Bunu istedi. Bir de şöyle Küba keki istedi. Bunları inşallah göndereceğim. Nursel ablacığım, sen de sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt çiçeklerini ablacığım. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle solucan gübresi isteyen arkadaşlar varsa, solucan gübresi 80 TL arkadaşlar. Çok uygun fiyatlı veriyorum. İsterseniz bakın internetten, gerçekten fiyatlar çok pahalı. Bu şekilde. Hani ben de 20 litre alıyorum. Ona göre hani 20 litre alınca biraz hesaplı oluyor. Şöyle şişelere doldurup bu şekilde 500 milimlik 80 TL, 1 litrelik 150 TL arkadaşlar fiyat olarak. Böyle bunu da göstermek istedim. Elimde şöyle son 2 adet kaldı. Şöyle bakın bu ruj çiçeği arkadaşlar. Yaprakları bu şekilde çok güzel bir tür. Yani çiçek açmasa bile insanın, yani yaprağının güzelliği insana yetiyor, öyle diyeyim. Bu şekilde. Tabii ki bazı yaprakları hani kargoda gelirken şu şekilde olmuş. Ama yeni yeni yaprak, bakın diplerinden bebekler veriyor. O şekilde çoğalım oluyor. Çok güzel bir tür. Ondan 2 adet. Bunlar da 100 TL fiyatı. Şöyle atlas arkadaşlar. Turuncu açan atlas. Bunlar ayırdım şöyle. Bunlardan kök ayrımı yaptım. Bunlar şöyle 70 TL fiyatı şekilde. Bunlar turuncu açıyor arkadaşlar. Bir de 100 TL'lik olanlar var. Onların boyut olarak biraz daha hani büyük, şöyle diyeyim. Şekilde. Bunlar 100 TL fiyatlar. Şöyle çok güzel. Şekilde. Şöyle arkadaşlar. Bunlar da 100. Şurada paskalyalarım var. Böyle pembe. Bunların da boyutuna göre arkadaşlar. Şöyle 50. Şöyle büyük olanlar var. 70. O şekilde fiyatlandırdım. Bakın bunlar da yani. Şuna bakar mısınız? Bebek vermiş şuradan. Şöyle tamamen köklü. Şu boyut 50 arkadaşlar. Şöyle bakın, hep uçlarından bebekler vermiş ve tamamen köklendi bunlar. Şöyle büyükleri 70. O şekilde değişiyor fiyatları. Burada Küba kekiklerim var arkadaşlar. Şu boyutlar 50 TL fiyatı. Bunlar da bayramdan sonra inşallah satışta olacak. Şöyle bunlar 50. Şunlar 70. Bunlar biraz çoklu dallı. Bunlar tek dallı. Bunlar 50. Bu şekilde çok güzeller. Bu şekilde bunlar 50 arkadaşlar. Şurada millilerim var. Şundan. Minyatür.
çiçekleri, yaprakları çok güzel bir tür bu da arkadaşlar. Bu da her zaman her yerde bulunan bir tür değil. Hem yaprakları küçük hem çiçekleri küçük ve ebruyla açıyor. Çok güzel bir tür. Kendime de hemen ayırmıştım. Şundan. Bu şekilde. Bunlar da şöyle 150, şu boy 130, şunlar 150 arkadaşlar. Bunlar boyut olarak büyük. Şöyle dallı. Bu şekilde bunlar da. Şöyle kohlera isteyen arkadaşlar olursa şöyle 100 TL arkadaşlar. Tomurcuklu. Şöyle bakın. Şimdi suya daldırdım bunu. Çabuk susuyor çünkü. Şöyle bakın. Şöyle 100 TL arkadaşlar. Köklü, rizomlu bir şekilde gönderim yapıyorum. Bardağı alıyorum. Bakın hepsi tomurcuklu. Kırmızı bu. Kırmızı açan bir tür. Bu şekilde. Şöyle balkondan bir paylaşım yaptım. İçeriden de paylaşım devam edecek. Kargolarım var ve satışta olan türlerimi de göstereceğim arkadaşlar. Salondayım arkadaşlar. Şöyle yine bir masa dolusu çiçeklerle şekilde. Şöyle bakın, marantalar çok güzel. Hepsi şöyle bakın köklü arkadaşlar. Bu çok güzel bir tür. Şöyle yaprakları kırmızı damarlı olan türden. Şöyle bunlar 120 arkadaşlar fiyatları. Şöyle melek kanatları var. Bunlar da çok güzel boyutta. Şöyle büyük. Bakın dolu dolu. Bunlar çok pahalı bir tür. Yani isterseniz şey yapın. İnternetten bir araştırın arkadaşlar. Yani inanamayacaksınız gördüğünüz fiyatları. Yani çok pahalı gerçekten. 150 TL'den satışını yapıyorum. Şekilde. Burada agronemalarım var. Dün de paylaşmıştım. Şöyle bakın. Bunlar 200 TL arkadaşlar fiyatları. Şekilde. Şöyle göstereyim. Her yaprağı farklı desende. Şekilde sihirbaz diyeyim ben buna. Şu şekilde yapraklarım var. Tamamen köklü. Şöyle bakın. İki yapraklar 70. Tek yapraklar 50 arkadaşlar. Şöyle bardak menekşelerim özel tür bunlarda. Çiçekleri çok güzel. Tabii ki renkleri belli değil. Şu şekilde 130 bunların fiyatları. Şu 100 TL arkadaşlar. Bakın bu da çok güzel. Difenbahya türü. Şöyle bunlar var. Şu 80 TL'lik. Şu tek yapraklar 50. Şöyle mücevher orkideler. Bunlar 150 arkadaşlar. Şunlar 100. Şöyle 3 yapraklı aglonema. Az önce gösterdiğim. Her yaprağı farklı desenden açıyor. Şöyle çok güzel bir tür bu. Şunu Emine Hanım istemişti. Kargonuzu yapayım dedim. Yani ses çıkmadı. Şöyle aglonema. Bunlar da 200 arkadaşlar. Bakın boyutları da çok güzel. Kaçırmayın derim. Yani gerçekten çiçekler o kadar çok pahalı ki. Şöyle dua çiçeklerim var. Şekilde. Bunlar 300. Şöyle aglonemalarım var. 300. Şekilde. Şöyle bakın. Bunlar böyle bebekleri var yanlarında. Şöyle gösterebilirsem bakın. Tek dallı değiller. Bu şekilde. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bunun sanırım 2-3 tane mi ne bebeği var. Böyle bu şekilde bunlar da. Şöyle dua çiçeklerim var. Bunlar da bayağı böyle etli yapraklı, güzel dekoratif yapraklı dua çiçekleri. Bu şekilde bu yeni yaprak. Şöyle bol gövdesi çok güzel. Köklü arkadaşlar. Böyle bunların fiyatları 300 büyük boyutta. Daha çiçeklerimi sulayamadım. Öyle diyeyim size. Hiç fırsat olmadı. Ancak bugün son kargoları yolculayayım. Ondan sonra inşallah bakacağım ve daha temizlik yapacağım. Şöyle bunlar benim kendi çiçeklerim. Bunlar da aynı şekilde. O kadar kurumuş ki taş gibi olmuşlar. Öyle diyeyim. Şöyle
Burada da yine kargo hazırlığı yaptım. Sabah yine bir kargo sipariş oluşturduk. Onları uyanır uyanmaz telefonu elime aldım. Filiz Hanım'dan bir sürü çiçekler yazmış. Sağ olsun beni de kendisi hiç yormuyor. Hani bundan deyip hani o şekilde elimde olan türleri birkaç tane istediklerinden yoktu maalesef. Çoğunluk olanlar vardı zaten. Onları inşallah bugün göndereceğim. İnşallah Sivas'a gidecek. Şöyle Kezban hanıma gidecek bunlar. İki tane ruj çiçeği istedi. Şöyle bir tane atlas istedi. Böyle bunları göndereceğim. İstanbul'a gidecek. Kezban hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle burada da Nefis ablacığımın siparişi var. Ruj çiçeği ekletti. Bayağı bir isteyen oldu ruj çiçeğinden. Yaprakları çok güzel, dekoratif. Son 2 adet kaldı elimde. Şöyle millisi var. Bir tane sardunyası var. Bakın balkonumda renk açılması oluyor. Normalde çok renkliydi bu. Bakın görüyor musunuz? Renginde açılma oldu. Söylüyorum hani. Açık havada daha güzel renkleniyor. Bu şekilde. Nefise ablacığım sen de sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt ablacığım. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bunlar da Aydın Nazilli'ye gidecek. Bunlar da Filiz Hanım'ın şöyle ilk aldığında memnun kalmıştı sağ olsun. Böyle tekrar bir sipariş vermek istedi. Şöyle elimdeki olan türleri hepsini bir araya topladım. Atlası var, sarmaşık begonyası var, 2 tane dikenler tacı, dikensiz var. Şöyle yine 2 ruj çiçeği, solucan gübreleri, şöyle fil kulağı var, aglonema, yeşil zamyası, aglonema. Şunun ismi değişik, çok güzel bakın, rengin harika, çok güzel bir tür. İlk defa gelmişti. Şöyle millisi var, minyatür. Tayland millisi, şu da Ebru'lu açan özel tür millisi, Küba kekiği. Bu şekilde bunları inşallah göndereceğim. Filiz Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hem kızı için de aldı, doğum günüymüş kızının. Buradan hayırlı, sağlıklı yaşları olsun diliyorum. Allah bağışlasın. Şöyle çok güzel bir hediye olacak kızı için de. Şöyle şurada da arkadaşlar adres bilgisini yazmayı unutmuşum tabii ki. Samaya Hanım'ın. Şöyle bakın aglonema'sı var. Şöyle yine bir aglonema'sı var. Şu şekilde bir tane de bu türden var. Zaten kendisi bu türden isteyince yani aldım isteğe göre vardı şansına. Şöyle ben de birkaç tane satışa koydum. Bu şekilde bunları inşallah göndereceğim. Samaya Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Neslihan Hanım'ın siparişleri. Şöyle bir tane küçük boy zamiyası, bir tane begonya yaprağı, bir tane bardak menekşesi var. Bu şekilde bunlar gidecek. Sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Dün bunu yetiştirememiştim. Meryem ablacığımın siparişi yetişmedi. Kurye geldi. Abla kapıdayım dedi. Artık yapacak bir şey yok dedim. Artık bugün gönderirim. İnşallah bunları da bugün yetiştiririm. Yoksa bayramdan sonraya kalacak. Şurada Dilek Hanım'ın siparişi var. Şöyle yoncası var. Mor renkte. 2 renkli bakın. Çok güzel bir tür. Şöyle bir küba kekiği var. Bir de perlit istedi. Onları göndereceğim inşallah. Dilek Hanımcığım siz de sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu da inşallah bayramdan sonraya şöyle Semra ablacığımın şöyle ayırdım. Özel türlerden bir tekrar paylaşım yapacağım dedim. Bekliyorum arkadaşlar. Şöyle hangi türler varsa ellerinde kalmışsa ona göre bir paylaşım yapacağım. Beğendiğiniz varsa bayramdan sonra tekrar bir sipariş oluşturacağım inşallah. Bayramdan sonra bir çiçek hani gelmeyecek. Şu anki elimdekiler var.
Bakacağız artık bayramda veya bayramdan sonra neler olabilir onu da bilmiyorum. Böyle hani beğendiğim, hoşuma giden bir türleri olursa alıyorum zaten. Şu anlık bir şey yok yani öyle diyeyim. Elimde de bayağı bir çeşit var. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük videom uzun bir video oldu sanırım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum. En azından bir kalp bekliyorum arkadaşlar. Bir kalp koyun yorumlara. Hani hiçbir şey yazmasanız bile hani zahmet olmasın istiyorum sizlere de. Bayağı bir yorum hani beğeni azaldı gibime geliyor. O yüzden hani siz de yorulmayın istiyorum. Sadece hani yazmasanız bile bir kalp koyarsanız çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.